öğrencilerine 1.281.000 civarında Ermeni var. Bunların 400.000'i zaten Rusya'ya göç etti tehcirden sonra. Bir kısmı Arap ülkelerine, Suriye'ye, ondan sonra Lübnan'a vesaire göçtü. Bir kısmı Avrupa'ya, Amerika'ya göç ettiler. Onların rakamları da zaten Ermeni yazarları veriyor. Onları alt alta toplayın. Ondan sonra ne kadar Ermeni'nin ölüp ölmediği ortaya çıkar. Nereden çıkıyor 500 bin, 1,5 milyon, 5 milyon? Yani bunlar hayali Ermeni yalanlar. Şimdi Lozan'a, Sevr'e ve Lozan'a giden Ermeni delegasyonun kendilerini Osmanlı tarafına bırakalım. Verdikleri rakam 200 bin, 300 bin civarında bir rakam veriyorlar. Osmanlı Devleti'nin verdiği de resmi rakamlar var. 200 bin civarında Ermeni kaybı olduğu söyleniyor. Ama bu Ruslarla işbirliği yapıp savaşta cephede ölenler var. Çanakkale, ondan sonra Kanal Harekatı, Filistin cephesi, ondan sonra Kafkas cephesi, her tarafta savaşlarda ölenler var. Tehcir sırasında, göç sırasında ondan sonra ölenler var. Bir de ondan sonra böyle müteferrik olarak birbirini öldürenler var. Yani bu 200 bin civarında bir kayıp olduğu tespit edilmiş ve suçlular da tespit edilerek mahkum edilmiş ve birçoklar da ölüm cezasıyla cezalandırılmış Osmanlılardan, idarecilerden kötü muamele yapmış olanlar tek tük. Yoksa o dönemde savaş içerisinde tekrar bunları göçe tabi tutmak, onların yiyeceğini, içeceğini, kalacak yerlerini, ondan sonra ve parasını, çorbasını temin etmek hakikaten Osmanlı Devleti'ne büyük bir külfet getirmiştir. 7 tane bakanlık bu işle uğraşmıştır. Ve bu işle uğraşırken sadece Osmanlı idareciler değil, aynı zamanda muhacirin komiteleri var, komisyonları var. O komisyonlarda Yahudi, Ermeni, Süryani, Keldani de rol almıştır Osmanlı memuru olarak. Yani tarafsız hareket edilmiştir. Buna rağmen işte bir takım yalanlar, iftiralarla tarih saptırılmaya çalışılıyor. Onlardan da ölmüştür tabii. Ölmesi de normaldir. Sen burada isyan etmişsin. İsyan edene ne yapacak bu? Ölmüş. Ama onların söylediği kadar değil. O katliam yapmış, ondan da elbet ölecek. Ölmesi de normaldir. Ama söylediği gibi bir soykırım yok işte bizden toptan. Peki bu kadar Ermeni nereden ortaya çıktı? Bu kadar katliam varsa. Osmanlı arşivlerinde zaten o kadar burada Ermeni yoktur ki. Arşivlerde var. Arşivler yalan söylemez ki. Onlar şimdi 1,5 milyon, önce 300 dediler, şimdi 1,5 diyor. Belki 3 sene sonra 2 milyon da diyebilirler. Göç esnasında salgın hastalıktan, soğuktan ölen insanlar var. Bunu inkar etmiyoruz. Ama bu öyle denildiği gibi 200-300 bin değil. 50-30-40 bin arası işte bir Ermeninin katli, öldürülmesi var. O da dediğim gibi normal bir ölüm olarak düşünmek lazım. Yani salgın hastalıktır ve soğuktur. Başka bir mübahiseli mesele ise Ermenilerin köç zamanı hastalık ve soğuktan değil, daha çok Türkler tarafından öldürülmesiyle bağlıdır. Ermeni menbeleri bu işe Osmanlı hükümetinin rehberliği ettiğini bildirirler. Savaş sırasında sizin ailenizden birini öldürseler, benim ailemden birini öldürseler elbette kızarız, gazaplanırız. Belki ben veya siz ondan sonra intikam alma yoluna gideriz. Devletin dışında, hukukun dışında. Bunlar müteferrik hadiseler olmuşlardı. Doğu Anadolu'da öldürülen insanların ondan sonra yakınlarından elbette Ermenileri öldürenler de olmuştur ama devlet eliyle, millet marifetiyle toplu olarak Ermenilerin soyunu kıralım, ondan sonra yok edelim, tarihten, coğrafyadan silelim diye bir faaliyet yok, böyle bir belge de yok. Ermeniler bunu iddia ediyorlar, belge bulamadılar. Diğer müttefikleri de bulamadı. İddia etmek var, bir de belge koymak lazım. Ben bir tarihçiyim, belgeye göre konuşuyorum. Bakın 16 Mart 1920'de İtilaf devletleri son Osmanlı mebuslar meclisini basıyorlar ve milletvekillerimizi, mebuslarımızı Malta'ya sürgüne gönderiyorlar. İngilizler. İngilizler milletvekillerimizi bu Ermeni sözde, Ermeni katliamla ilgili suçlamaya çalışıyorlar. Bütün belgeleri ortaya koyuyorlar. O dönemde o dönemde İstanbul işgal altında. Bütün arşivlerimiz bunların elinde. Bir tane belge bulamamışlardır. Daha sonra Amerika'ya başvurmuşlar. Biz bulamadık. Siz bakın. Amerikan Senatosu'nun da gönderdiği raporda kesinlikle Türkleri suçlayacak 33 bin belge arasında Türkleri suçlayacak soykırım yaptıklarına dair suçlayacak hiçbir belge yoktu şeklinde İngiliz kaynaklarında, İngiliz dışları arşivlerinde belgeler mevcut. Serapillah, öyle bir şey yok. Eğer Türk öldürmüş olsaydı bu kadar şehit verilmezdi. Asaletimiz kır nüfustan bir tek babam kalmıştır.
Erməni, xarici və türk qaynaqlarına görə Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Osmanlıda yaşayan ermənilərin sayı bu qədərdir. Köçürülmə əməliyyatı zamanı Rusiya artıq Osmanlının Sarıqamış, Ərzurum, Ərzincan bölgələrini tutub 1917-ci ilin əvvəllərinə kimi Van, Muş, Bəyazid və bir sıra mühüm şəhərləri işğal edib Mosul və Sivasa qədər gəlib çatmışdı. 1917-ci ildə Rusiyada hakimiyyətə bolşeviklər gəlir. Sovetlərin birinci ümumi Rusiya qurultayında çıxış edən Lenin Türkiyədə ermənilərə müstəqillik verilməsini tələb edir. RSFSR-in Xalq Komissarları Sovetinin 1917-ci il 29 dekabr və 1918-ci il 11 yanvar tarixli Türk-Ermənistan adlı dekretində deyilir. Rusiya işğal etdiyi Osmanlı torpaqlarında yaşayan ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tam müstəqilliyə qədər dəstəkləyəcək. 1918-ci ilin martın 3-də Brest-Litovski sülhü imzalanır. Sənəddə qeyd edilir. Ruslar Şərq Anadolunu 6-8 həftə ərzində boşaltmalıdır. Rusiya istər Rusiyada, istərsə də işğal etdiyi Türk vilayətlərində erməni qruplaşmalarını tərk silah etməlidir. Erməni silahlı dəstələri tamamilə ləğv olunmalıdır. Türk qüvvələri Anadoluya gələnə dək Rus ordusu bölgədə əmniyyəti təmin etməlidir. Bundan sonra Türk-Rus komissiyası İran sərhədindən başlayaraq Ardahan, Qars, Batum bölgələrini də əhatə edəcək sərhəddi müəyyənləşdirməlidir. Bununla da Rusiya Türk-Ermənistanı haqqında qəbul etdiyi dekretdən rəsmi imtina edir. İnqilabdan sonra ermənilər pərakəndələşən Rus ordusunun silahlarının bir hissəsini ələ keçirmişdi. Rusların qoyub getdiyi əraziləri öz nəzarətində saxlamaq üçün Daşnaqstun partiyası 35 yaşına kimi bütün ermənilərin səfərbər edilməsi barədə qərar qəbul edir. Ermənilər getdikcə qızışır, türklərin yaşadığı kəndlərə od vururlar. Artvin, Ardahan, Kars türklərə bırakılıyor, Batum ruslara bırakılıyor. Ardahan sakini Ömər Bilgin deyir ki, Erməni silahlıları kənd sakinlərini camiyə doldurub yandıran zaman atası qaçmağa macal tapıb. Amma yüzlərlə insanı xilas etmək mümkün olmayıb. Burada milləti gətiriyorlar, camiyə dolduruyorlar. Öylə camı doluyor ki, ağzına qədər yer yox ki, şey yapar, hep millət ayaqda. Gətiriyor, tüfəng dipçi ilə vuruyor adamları, öylə vuruyorlar, içəri dolduruyorlar. Tam bir balıq istifi gibi yürüyorlar bura ahaliyi. Ondan sonra gecenin bir zamanında bu caminin bu tarım yeriz biz, bacak yeriz. Ya sobanın çıkan yeri var ya orada. Oradan döküyorlar, pencerelerden gaz yağı döküyorlar, kapısından öyle gaz yağı döküyorlar. Neredeyse millet boğuluyor yani gaz yağıdan. O zaman veriyorlar ateş, işte o akınma dediği milletiyle beraber yanıyor. Ermenilerin asıl katliam yaptığı tarih, Birinci Dünya Savaşı'nda bu Doğu Anadolu bölgesi Rus işgal altına girmiştir. Ruslar Bolşevik ihtilaliyle işte Ekim ve Şubat ihtilalleriyle çekildikten sonra bu bölge tamamen savunmasız kalmıştır. Ve bu bölgeden o dönemde az önce de size ifade ettiğim gibi 1917'nin efendim işte Aralık-Kasım aylarıyla 1918'in yanvar, fevral ve mart aylarından bu 5-6 ayda 1 milyon insan, bütün Doğu Anadolu bölgesine 1 milyon insan katledilmiştir. Ki bunu 12 Ocak 1919'da Osmanlı hükümeti Paris Konferansı'nda, ki Paris Konferansı da bu konuda toplanmıştı. Paris Konferansı'na vermiş olduğu bir muhtırada 1 milyon insanımızın, Türk insanının katledildiğini belgelemişti. 1915'in 24 Nisan'ında işte Ermeniler soykırım günü diye kutladıkları günde elebaşılar tutuklandı ve tutuklanan karar defterleri içerisinde Ermenilerin komitelerin karar defterleri içerisinde General Antrani'nin 2 yaşına kadar olan bütün Müslüman Türkleri öldürünüz talimatı var, emri var. Osmanlı arxivinin sənədlərinə görə Ərzurum və Əlyazıqda təxminən 65 min Türk qətlə yetirilib. Ərzurumun Alaca, Yaşıl Yayla, Tımar kəndlərində açılan 3 toplu məzarlıqda təxminən 1000 Türkün cəsədi aşkar edilib. Skeletlərin düzülüşü göstərir ki, həmin dövrdə ermənilər iri miqyaslı əməliyyatlar həyata keçiriblər. Ən dəhşətli qırğınların baş verdiyi Ərzurumun Alaca kəndinin sakini Zəli Akyüz. General Andranik'in rəhbərliyi etdiyi silahlı ermənilərin kəndə baskını zamanı yaxınlarını itirib. Ermənilər büyük katliam yaptılar. Adamları bir tarafa, bir binaya
erkekleri bir binaya, çocukları bir binaya doldurmuş yakmışlar. Hatta duvarlarda, bu eski beton olmayan duvarlarda ağaç atıl derler bize, atıl. Yani duvarın boyuna atılır. Erkeklerin ellerinden ağaçlara çarpmışlar göğsünden. Ermeniler şöyle bir yazı yazmışlar duvara. Çiğ et isteyenler dışarıda, pişmiş et isteyenler içeride. Anladın? İçeridekiler yanmış tabi biliyorsunuz. Anladın? Yani akla gelmeyecek bir katliam yapmışlar. Benim 4 tane yakınlarımdan amcamın 3 uşağı, bir de